Açıkçası bir de bu kadar kısa sürede bu ivmeyi gördüğüm için ligdeki en iyi 6-7 takımdan bir tanesi olabilir bence Şampiyonluk Ligi'nde gördüğümüz Wildcats. Gelmiş geçmiş demek için çok erken ama belki yakında diyebiliriz. Çünkü yarı final serisine başlıyoruz ve TBF yolunda bugün bu serinin galibi olan takım finale ismini yazdırıyor olacak. Caitlyn'in öneminden bahsetmiştik. Yasaklaması da Ki geldi. Yasaklama çok iyi bu arada. Caitlyn de Camille de çok iyi yasaklama. Renekton yalnız bana ilginç geldi Wildcats adına. Çünkü bir, kendileri kırmızı taraftarı. İkincisi onlar kırmızı taraftarı. Renekton kullandıkları zaman acayip verim alıyorlar. Ve Starscream'de hala mağlubiyet yok. Hatta kimsenin Renekton'la galibiyet alamadığı dönemde bile Starscream alıyordu galibiyetleri. Ama şu var, orayı zayıf tarafa oynamak istiyorlar. Zayıf tarafı kamplatma konusunda Renekton çok başarılı. Yine Camille çok başarılı. Artık Camille inanılmaz iyi scale oluyor. Ve olağan şüphelimiz Ornn. İyi bir şekilde, yani çok iyi bir yasaklama, çünkü oynamayacaksanız ortadan kalksın en verimlisi. Bu arada hiç orman yasaklaması gelmedi. Trundle geldi bir tane. Şimdi Kindle geldi. Bu arada yani Camille'in şey için. Fiora dışında net bir kontrası kalmadı düşünüyorum oyunda. Herkesi yenebilecek seviyede. Bence bu bait bu arada. Bu seri özelinde. Ashe var. Kai'Sa oynar. Jhin oynar. Lucian oynar. Yok şu an Ezreal'i yenebilecek. Sen de saymadın. Sena. Ve bu adamlar Senna'dan Varus verim aldılar. Bu arada Onit Varus'u yine birinin hatırlamasına bakıyor. Oynanabilir durumda kesinlikle. Birileri hatırlayacak sadece. Ve şu an kalan üst koridorlar içerisinde en güvenlisi de geldi. Lilia dünya genelinde çok fazla oynanmaya başladı playoff'un çok son haftasında. Çok yüksek galibiyet oranıyla başlayıp dümdüz çakılıyor ama bence, şu anda yere bu arada bence ormandan ziyade üst koridor şampiyonu. Böyle o yüzden yani esnekliğini kullandığınız zaman verim alabilirsiniz. Çünkü birçok özellikle mesela Mordekaiser'a karşı falan bayağı iyi şampiyon. Çok rahat kayıtlayabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz bu tip kayıtlayabildiğiniz şampiyonlara karşı ama yani ikisini birden seçmek çok makul olmaz zaten ve Ashe'ye yöneldiler ve Ezreal'a karşı çok rahat bir şekilde kazanabiliyor koridorda. Bakalım yanına ne tercih edilecek? Eğer erken bir karma görür müyüz? Karma ile birlikte çünkü o iş değişiyor. O farklı bir oynanışa ilerliyor o koridor. Evet, ilk seçim direkt kilitlenen Ezreal hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden böyle bir şeye yöneldiler? Peki iyi hatıralarımız yok. Bu arada Fyrone'in Talia Pantheon. Umut'un oynamışlığı da var. Evet. Bu arada direkt olarak Umut oynayacak demeyelim. Çünkü bunu hala Brolia ile esnek olarak kullanabilirler. Ve bence ona da bekletecekler. Yani son seçime kadar mümkün olduğu kadar saklamaya çalışacaklar ellerinde. Gerçi direkt olarak kontrolü olacaklar. Görürlerse eğer. Şimdi yani Wildcats tarafının şu anda orta koridoru göstermemesi lazım. Ya da desteği göstermemesi lazım. Ya da Wildcats'in desteği göstermemesi lazım bence. Hangisini tercih ettiklerine çünkü bağlı. Çünkü Pantheon'a karşı ittirme avantajını alabileceğiniz bir sürü eşleşmeye sahip olursunuz orta koridorda. Ama alt koridor daha kritik bir noktada bu seri özelinde bence. Orion'ın ortadan kaldırdı ama şu an için. Belki ortaya itmeye çalışıyor da olabilirler. Evet, ortaya itmeye de çalışıyor olabilirler. Daha önce oynadılar zaten ama yani dediğim gibi alt koridorda çıkacak bir şeyin karmaşanın önüne geçmek ve orada Kaori'yi rahatlatmak Wildcats'in ana planı ve onların oyun planı için daha önemli olan nokta bence de. Fakat hala şunu yapabilir Fyfron tarafı. Karmaşayı engellemeye çalışırken eğer ki o düşündüğüm şampiyonu yasaklamazlarsa ki bu iki takım da oynamıyor. Twisted Fate o karmaşayı büyük bir şekilde getirebilir oyuna geri. Talia, Pantheon, Twisted Fate yakalama potansiyelinin ne seviyede olduğunu düşünüyorum. Ki Zoe'yi yasakladılar. Zaten Umut'un iyi oynadığı ve verim verdiği şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım Fyfron öyle bir şey hazırlamış mı? Bu arada evet, Twisted Fate ile beraber gerçekten çok evrensel, çok harita kontrolü üzerine güzel ya, bir harita da pislik yaratmaya çıkarlar. Üçünden ikisi olduğu sürece yakalanırsınız çünkü. Bakalım ya, en küçük bir pozisyon mi? Dışı hatayı çok uzaktan cezalandırabilir hale bu, gelirler. Bu arada gerçekten. Tam Kench'in yasaklanması da bence bir miktar bu tarz bir oyun stiline doğru sinyal. Yani ne olursa olsun Umut Pantheon'la da oynasa, Twisted Fate de alacak olsa, Umut zaten Pantheon oynarsanız mecburen çok çıkmak istiyorsunuz ama özellikle alt koridora gideceği yönünde Umut'un harita hareketlerini. Ben Tam Kench yasaklanmasından bu çıkarımı yapabildim şu anda. Voli çeyrek final serilerinde bence çok iyi görünmüş olan bir şampiyon değil. Hiçbir yerin playofflarında da iyi gözükmüyor aslında. Aynen öyle. Bakalım şimdi muhtemelen tabii aynı sırada seçecekler. Gerçi çok da mühim değil. Leona'yı aşağıya gönderdiler. Yani şimdi burada Pantheon'u yok. Lucian'ı yukarıya kör göndermezler. Ha gerçi Mordekaiser seçildi zaten. All-in yapabilir Fyfron tarafı. Yani her şeyini tek bir stile yükleyip tamamen öne geçmek ki şu anda onu yaptılar. Evet.
Bu kompozisyon... Five Run'ı şu anda dakika 15'te 4000 altın öne geçmeyi oynayacak. Aynen öyle. Bakalım bunun ne kadar azaltı... Bu arada bu kompozisyona geri düşersiniz. Kompozisyona karşı önde geçmeniz çok zor. Erken aşamaları. Bakalım destek pozisyonunda Pike gelmeyecek. Defansif bir şey geleceği belli. Belli ve zaten Brown Leona'ya karşı iyi bir şampiyon. Artık burayı minimize etmek önemli olan. Oyun uzadıkça zaten kazanacaksınız. Bunun hiç lamacım yok. Her türlü kazanacak Wildcats tarafı. Dakika 24'te erken oyundan çok sert bir yumrukla oyunu bitirmeyi deneyecek. Dakika 25'te bir Baron bir ve ruhu aldığı müddetçe Five Run tarafı kazanmak için şansı olacak. Ama eğer o dakikalara gelindiğinde Wildcats'in iki tane ejderi varsa daha işte bir 10 dakikaya ihtiyacı varsa atıyorum Five Run'un maçı kazanabilmek için açıkçası tehlike çanları çalıyor demektir. Ve hatta tehlike çanları çalıyor demek değildir. Bence maçı kaybetmiştir. Wildcats'in erken oyunda Five Run'e bu nasıl diyeyim fırsatları altına vermemek için nasıl bir oyun tarzı izlemesi lazım? Yani kulelerin altına çekilip... Vallahi şu voleyi almasalar çok daha büyük şansı olabilirdi. Kaplumbağa moduna mı geçmeleri lazım? Ne yapacaklar? Şöyle söyleyeyim size ben özellikle... Yani şimdi voley nerflenmeden önce yakalayabiliyordum ama nerften sonra Talia'yı nasıl yakalayacak? Talia'ya karşı birebiri kaybediyorsunuz. Zaten haritada sizden daha hızlı geziyor pasifi sayesinde. Koridorları da sizden daha agresif koridorlar ve ona pozisyon hazırlayabiliyorlar. Erken oyunu bence orman eşleşmesi sayesinde otomatik olarak kazandı zaten Five Run tarafı. Sorun şu, Talia çok iyi bir harita görevi kontrol eden şampiyon değil. Diğer parçalarla birlikte bu ejderleri ne kadar kontrol edecekler? Çünkü şunu yaparsa eğer Five Run tarafı yapabilirse, dakika 22'ye geldik, 4. ejder çıktı. Hangi ejder olduğunu hiç önemi yok bu arada. Yani çünkü 27'de ruh tehdidi oluşsun diye, 27-28 civarında ruh tehdidi oluşsun diye aslında alıyorsunuz. Aman işte kadim tehdidi. Ruhun hiç önemi yok hangisi olduğunu. Siz bu takımı buna zorlayabilirseniz zaten o dakikalarda elinizde kompozisyon 5000-6000 altın önde olacağından eşya avantajı da yenebilirsiniz. Ki bence Five Run'un tarafı uygulaması riskli ama alışık oldukları, bildikleri ve Wildcats'ı yenebilecek tarzda bir kompozisyon kurdu. Ben beğendim o yüzden draftlarını. Direkt kazanır diyemiyorum. Çünkü Wildcats geriden oynamaya çok alışık biliyorlar. Evet, güzel, riskli bir kompozisyon yaptı Five Run. Erken oyundan oyunu hemen ele geçirip çok hızlı kapatmaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Bakalım maça doğru geçerken sunucularımız ne düşünüyor bu kompozisyonlarla ilgili? Analiz masasına çok teşekkürler. Bakalım bizler ne düşünüyoruz? Ben Christopher Tombak, Tomakarna Willikens yanımda. John Scarlett, Çaldıran'la birlikte sizlerle beraber bu mücadeleleri aktaracağız. 5 maçlık seri bugün Fastplay Wildcats ve Five Run'in karşı karşıya gelecek. Can'ın muhteşem dörtlüğünü görmek isteyenler Twitter'a gidebilir bu arada. Kesinlikle kendisi şair olmalıymış, yanlışlıkla sunuculuğa düşmüş. Can, peki bunu bir kenara bırakırsak, yorumun nedir? Analist olarak, yani aslında ikinci görevin olarak neler düşünüyorsun? Ya demek istediğim böyle seçim yasaklamadan, ya yani buraya geçmeden önce düşündüğüm şeylerin birçoğunu Aral aslında çok güzel özetledi. Favorisi olmadığınız bir maça çıkarken bu tarz kompozisyonlar kurmanız gerekiyor. Ufaktan bazı şeyleri flexleyip kendinize güvendiğiniz tercihleri. Kesinlikle yani bu tarz bir kompozisyonu çalıştığı çok belli Five Run'in. Çünkü bir anda aklınıza gelecek. Hadi şöyle mi yapalım işte Orman Atalya orta koridora hadi Pantheon mu alalım demezsiniz böyle bir kompozisyon kurarken. Bu üzerine bayağı uzunca vakitler boyunca düşünülmüş bir kompozisyona benziyor. O yüzden Five Run'in böyle bir şey seçmesi çok hoşuma gitti. Kazanan eşleşmelere sahipler. Ejder kontrolünü ele geçirmek zorundalar kesinlikle. Ve oyunun erken aşamalarından itibaren bir şekilde ejder ruhu tehdidini vadiye yansıtıp o tehditle beraber maçı kapamaya çalışacaklar. Ne kadar başarılı olurlar orası belli değil tabii ki. Karşılarında lig aşamasını birinci sırada tamamlamış ve her maçın artık favorisi diyebileceğimiz bir Fastplay Wildcats var. Onlar da olabildiğince erken oyunda direnip sakin kalmaya çalışıp sonrasında gaza basmayı deneyecekler. Peki Can, şunu sorayım ben sana seçim yasaklama aşamasıyla alakalı yine. Geçen hafta Five Run'le karşı 3 ormancı yasaklaması görmüştük bütün maçlarda. Burada sadece Kindred yasaklandı. Bunu neye bağlıyorsun? Yani bununla ilgili düşüncelerimizi herhalde bu maçtan sonra söyleyeceğiz çünkü dediğine katılıyorum. Yani Robin bu takımın en büyük yıldızlarından bir tanesi. Belki de en büyük yıldızı. Ve orman yasaklaması çekmediği her maç neden orman yasaklaması çekmesi gerektiğine dair bize hatırlatma yapıyor. Çeşitli hatırlatmalar yapıyor dediğin gibi. Yani herhalde
Wildcats'in kafasında farklı, yani korktukları farklı şeyler vardı. Bu arada ufak bir takas. Burada gayet iyi bir takasa girdi PBD ile Kaori. Şeye bakmak gerekiyor tabii ki. Wildcats ne yasakladı? Ormancı yasaklamayıp. Kindred'dan sonra Renekton ve Camille yasakladılar. Renekton yasaklaması belki yapılmayabilirdi ama Camille'in gerçekten yasaklanması gerekiyor. Çünkü en önemli ilk seçimlerden bir tanesi. Onca'nın çok iyi Camille oynadığını da zaten defalarca gördük ve üst koridorda hareketlenmeler var. Oncan burada biraz zor durumda kalacaktı ama güzel bir sıçra kullandı. Bakalım orada o çalım işine yarayacak mı? Ve evet, yaradı. Gerçekten güzel bir çalım bu noktada Oncan'dan sıçrayla birlikte. Minyonlar da bu arada bayağı hasar verecek. Evet, yani Ferret'i bayağı dövdü Oncan burada. Koridorda tamamen aslında şu an rakibinin üzerine yıkmayı başardı. Robin de şimdi burada eğer Ferret ormana dönerse, hatta dönmese bile bir kule altı yapma imkanı doğabilir. Ama Oncan minyonları hızlı ittiremedi. Yine de ittiriyor. Bu minyonlar birikecek ya ama Robin şimdi büyülerini harcadı. Robin kullandı yetenekleri, aynen. Çünkü Starscream'in canı çok doldu fark ettiysen. O yüzden kule altı yapabilecek durum kalmadı. Kule altına gerek yok ama yeteneklerini kullanmamış olsa düzgün bir pozisyonda sıçrasını alabilirlerdi. Şu anda evet. En azından üst koridordaki sıçra durumunu eşitleyebilirlerdi. Aynen, yine de çok önemli değil. O avantaj Festey Valkes'te kaldı böylece. Ama baskı tamamen Onca'nın lehine. Evet. Öyle olması da lazım. Yani yakın dövüşçü bir şampiyona karşı Jace oynuyorsunuz en nihayetinde. Ya Jace'in zaten baskı kurmadığı bir eşleşme çok nadir. Yok denebilir, evet. Robin şimdi iki yampiri yengeci birden almış olacak bunu da alırsa. Ferret yaklaşıyor, bakalım durdurmayı başarabilecek mi? Burada da bir olay çıkacak bu arada. Husky Rider'la Broly önde kaldılar. PBD burada bir hayli tank. Şimdi orada sersemleyen bir Husky Rider var. Sıçra kullanmak zorunda kaldı. Kaori kovalamaya devam ediyor. Husky Rider burada son anda kaçtı. Broly'dan da sıçra geliyor. İki sıçrayı almayı başardılar burada. Husky Rider önce sihir geçişini sonra sıçrayı kullandı bu arada. Yanlış belirtmiş olmayayım. Ramesh hakikaten çok sinir bozucu bir kompozisyon. Çünkü yani Kaori zaten rün sayesinde hareket hızı sağlıyor. Birisine kitle kontrol uyguladığı zaman ya da kitle kontrol uygulanan rakiplere karşı ekstra hareket hızı kazanıyor. Bir de onu Braum'la ve Ashe'in yavaşlatmalarıyla birleştirince yani girdiğiniz her takas, her takasın devamını getirebiliyorsunuz. Rakipler kesinlikle uzaklaşamıyor sizden. PVD takım arkadaşı geri dönerken burada agresif oyunuyla Husky Rider'la Broly'yi geride tutmayı başardı. O da şimdi geri dönecek. Rahat rahat gitmesine izin vermedi. Birazcık minyonları kuleye yedirecek şimdi Husky Rider. Daha doğrusu buradaki amaç dondurmasına izin vermemekti. Evet. Ama onu tam olarak başaramadı aslında. Diğer taraftan Starscream de dondurmaya başladı hazır Oncan burada yokken. Bir de tabii yaz aylarındayız. Dondurma iyi oluyor. Yani bir boş da yapayım hemen. Tamam, başka da yapmayacağım seri boyunca. Bu yeter. Ya Starscream'in işine yarıyor gibi görünüyor. Ama Oncan bedavaya geri döndü. Yani ışınlığını kullanmadı bu koridora giderken. Şimdi güzel bir şekilde o kuleyi Starscream'e doğru yaslayabilirse bu sefer bir anda ışınlanan avantajını ele geçirebilir. Çünkü Starscream geri dönmek zorunda. Altın var üzerinde ve iksiri falan hiçbir şey kalmadı. Benzer bir durum burada da yaşanıyor. Yani Husky Rider ve Broly'a da yine geri dönme ihtiyacı hissediyorlar. Bu arada şimdi agresif bir oyun geldi burada. Arkadan Ferret de yaklaşıyor ama çok geride zaten Firefrown'un ikilisi. PBD sıçra kullandı. Buz yanığını ıskaladı sonra. Evet. Ama yani tutsa bile çok işe yarayacak mıydı bilmiyorum. Çünkü çok geride duruyordu Husky Rider'la Broly. Sanki PBD orada birazcık yeter artık demiş gibi geldi bana. Bu arada Starscream'den yüksek bir hasar. Oncan'da hala 5 seviye. Gerçi 6. seviye olması ona ekstra çok bir şey katmayacak ama yine de o seviye farkı birazcık can ve hasar noktasında katkı sağlıyor Starscream'e. Oncan'ın ya koridoru eşitlemesi lazım. Hızlı bir şekilde ittirebilecek pozisyona gelmesi lazım. Yoksa Starscream çok rahat bir şekilde geri dönecek. Hatta bakıyorum. Evet, Starscream ışınlığını kullanmadan gelecek galiba üst koridora. Çünkü çok Ferret kötü yakalandı Ferret bu arada. Umut
O noktada Ferret'i yakalıyor ve ilk kanı da almayı başarıyor. Yalnız Robin'in canı çok az şimdi. Arkadan hasar yemeye devam ediyor. Robin sıçrasını Ejder çukurunun arkasına attı. Ejder onu dönerse çok hasar alacak. Diğer tarafta PBD, Brolya ile yaptığı mücadelede. Şimdi Brolya'yı yakalayan isim arkadan gelen Star Spin oluyor. Ejderi Robin hala Ejder'i alamadı. 800 canı var. Bu arada Robin burada da Ejder tarafından dövüldü ama Robin hala çarpı duruyor. Star Spin onu öldürmek için sıçrayla bitti oyun. Star Spin Robin'i öldürdü. Ejder Festival Wildcast'te. Fyfe'nin için bu bir felaket. 10 can da düşüyor. Umut da kaçmaya çalışıyor ama Star Spin onu yakalayabilir mi acaba diye bakıyorum. Husky Rider çok ters bir noktaya gitti. Husky Rider'a son bir hasar da geldi orada. Ve Ferret burada verdiği son hasarla birlikte Husky Rider'ı da kuleye yem ediyor. Yani tekrarına mutlaka bakmamız gerekiyor çünkü çok kimse... Yani enteresan bir pozisyonda. Fyfe'nin çok güzel başladı. Scarlet burada... kimse Robin'e yardım etmedi. Evet, kimse. Evet. Ferret'i öldürdükten sonra Fyfe'nin tamamen dağıldı. Mesela Brolya ve Husky Rider. Takım arkadaşlarınızın yanına gidin, boş verin arkadakileri. Ya o da tamam. Hani iki kişiyi dışarıda tutuyoruz vesaire. Burada tamam. Serin de uzaklaştı. Artık Ejder'e dönülmesi lazım. Ejder'in alınması lazım. Burada ya Umut'un 200 canlı, 250 canlı aşağı gitmemesi gerekiyor. Evet. Onca'nın Serin'i kovalamaya devam etmemesi gerekiyor. Onca'n burada dönüp en azından... Yani şurada mesela deli gibi hasar verebilirmiş Ejder'e evet, ve yani Robin'e çarp fırsatı. İki tane otomatik saldırı yapsa evet. Robin çarp atacak ve Ejder'i alacaklar. Yani hani yok, bir dakika, Robin'in çarpı şimdi gelmiş. Yine de ama yani yine her de... Her türlü evet alabilirler. Yani o Ejder'in olması lazım mutlaka. Scarlet şunu söylemek istiyorum. Orada hani ben sana bırakın geri dönün dediğim nokta var ya... Evet. Orada geri dönseler Serin'i kesecekler birlikte. Çünkü Serin zaten arada kalmış. Kaçabileceği tek yer Husky Rider ve Brolya'nın olduğu nokta. Fyfe'nin iyi başladığı pozisyonda... Yani iletişim hataları mı desek, karar hataları mı desek... Bir şekilde gerisin geri teslim etti. Kesinlikle. Ve erken oyunda öne geçmesi gereken, ejderleri alması gereken... Bir şekilde kartopuna bağlaması gereken bir kompozisyon kurmuşlardı. Ki Alev Ejder'i çok işlerine evet. yarayacaktı. Özellikle Husky Rider ve Robin'in ve Onca'nın. Ve buradan itibaren... Fyfe'nin bakalım ne yapacak? Yani dediğim gibi işler tam istedikleri gibi gidiyordu. Gerisin geri avantajı Fastbay Wildcats'e teslim ettiler. Yani ya hep... burada şeyi konuşuruz tabii ki. Hani bir takım hata yaparken işte diğerinin iyi oyunları da vardır. Onlardan da bahsetmek gerekir deriz ama bu büyük ölçüde Fyfe'nin hatalarından kaynaklandı. Yok tam şunu diyecektim biliyor musun? Yani hani normalde Fastbay Wildcats'i iyi takım savaşlarıyla överiz. Evet. Bu iyi bir takım savaşı da değildi. Yok değildi. Yani bu direkt rakibin hatası ve şans eseri Fastbay Wildcats'in bu rakibin hatası dolayısıyla ölmemesinden doğan bir pozisyondu. Sonra Star Screen gelince orada zaten sayı üstünlüğüyle almayı başardılar. Çünkü Star Screen full canına geldi oraya. Evet. Herkesin canı erimişken. Yani Fyfe'nin için çok üzücü bir pozisyon oldu. Hı-hı. Çok rahat üstün çıkabilecekleri bir pozisyonda. Hem Ejder'i hem de bolca skoru hediye ettiler. Şimdi bu takım savaşından sonra koridor dengeleri nasıl değişti ona da bir bakalım. Husky Rider yine üzerinde iksir yok ve mana veren bitiremedi. Kaori... düşündürücü. Kaori mahvolmuş kralın kılıcına doğru hızla ilerliyor. Ve bir kule altı istiyorlar. Yani burada Brolya'nın... Evet. Göstere göstere istiyorlar evet. bu arada. Serin de geliyor. Pantheon da tabii ultisi var. Yaklaşacak. Yandan Serin de geldi şimdi ama galiba vazgeçecekler. Yani çok fazla göstererek evet. oldu çünkü bu. Yani biliyorlar Pantheon'da ultisi olduğunu. Yukarıda bu arada Starscream 3 skor aldı ama 24 milyon geride. O ama... Bundan sonra çok daha rahat edecek. Evet. Yani minyon dalgalarını almakta zorlanmayacak. Altın farkı alalım o zaman o sırada. Evet, daha önce Starscream. Hı hı. Şey zaten yani... Doran Kalkan'ın üzerine maceracının pozu bendini eklediğiniz zaman Mordekaiser oynarken... bu tarz fiziksel hasar veren şampiyonlara karşı... Ecel'in elini tutturduğunuz zaman koridorun ortasında skor alıyorsunuz. Dümdüz. Ultiyi atıyorsunuz ve rakip oyuncu ne kadar önde olursa olsun sizden... Mücadele etmekte çok 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 zorlanıyor. Yani evet. Mordekaiser bir anda koridoru geride kabullenen bir vaziyetteyken skor kovalayabilecek bir şampiyona dönüşüyor bu gibi eşleşmelerde. İnflak değneği de almış. Yani evet. ekstradan bir hasarı da var. Üzerine kuvvet kitabı ve Yakut Kristal ekledi şimdi. O yüzden yani Oncan dümdüz gözünü kapatıp Mordekaiser'e otomatik saldırı yaparken bir anda
koridoru geride kabullenmek zorunda kalabilir. Önümüzdeki 1-2 dakika koridorun dengelerini gösterecek bize. Bakalım Starscream Liandry'e mi gidecek yoksa Riley gibi bir tercih mi yapacak? Genelde Liandry gittiğini görüyoruz oyuncuların ama karşısında öyle çok bir tank yok. Yani şey yapabilir o yüzden. Riley'i alıp ben tuttuğumu, yakaladığımı direkt yavaşlatayım. Zaten çok mobil şampiyonlar değil bunlar. Talia, Pantheon, Leona ve Jayce. Oh. Robin yakalandı bu arada. Arkadan çok güzel bir Kauri. Keskin nişancı tam o noktada Robin'in gideceği yere eliyle koymuş gibi attı oku. Eliyup yaptılar. İnanılmazdı ya. Yani eş ürtüsü üzerine bam diye gökten bir ayı indi Robin'in üzerine. NBA'de bile göremezsiniz evet. Bunu. Ve ikinci ejder de bununla birlikte geliyor. Lütfen tekrarını izleyelim evet. Sevgili Reji. O kadar iyiydi ki. Acaba şekilli şu kulaçlarımız var mı ya? Çok şey mi istiyorum yoksa? Bakalım. Yokmuş. Yok peki. Taze geldi. Yokmuş. Çok güzel bir pozisyondu çünkü. Dur Scar. Oralara da geleceğiz. Oralara da hadi geleceğiz bakalım. Yakında. Arada yapıyoruz zaten ama o kadar da yüklenmemek lazım. Ama yani bütün bu olaylara rağmen altın farkı yok gibi bir şey. Evet. Broly yalnız burada yakalanacak mı diye baktım bir an. Kauri ile PvD çok zorlamadı çünkü ultisi de yok Kauri'nin şu anda. Yani ek bir kitle kontrol şansı da yok. Yani genel olarak aslında hep ejderlerde olay çıkan bir maç evet. İzliyoruz şu dakikaya kadar. Oncan şimdi orada ters noktada kalabilir. Ferret geliyor buradan. Ferret'in sıçrası yok ama Oncan'la Starscream'in birebirinde gayet üstün çıktı Oncan ama Starscream ihtiyaç duymadı Ferret'e. Çünkü Ecelin Eli tekrar geldi ve Ecelin Eli gelince orada skoru da almayı başardı Starscream. Ya, tam Oncan için işler iyi gidiyordu ki. Yakın menzilde ya o 1v1'i Oncan'ın kazanabilme ihtimali yok hakikaten. Evet. Mordekaiser ultisi geldikten sonra tekrardan. Ferret de tam vaktinde gelmiş yani. Hoppam diye kafasına bir ayı iniyor. Robin'in yani hakikaten yapabileceği hiçbir şey yok. Sıçrası varmış aslında evet. Ama. Şakil 10 yılı hatırlattı bana biraz. Yani açı o kadar ters ki sıçrayacağı yerde. Belki çok böyle en sağa doğru sıçrayabilirmiş ama yine de zaten güzel bir pozisyon izledik. Mordekaiser bir seviye üstündü. Onu ikiye çıkardı aldığı skorla birlikte. Fyfron'in biraz bir şeyler denemek zorundayız moduna girmiş gibi hı-hı. Görünüyor şu an. Mesela Robin aşağı geldi ama oradan bir şey çıkaramayacağı barizdi. Starscream bu arada oyunun ilk kulesini aldı. Ve alametsiz aldılar bu kuleyi. Onu da söylemek lazım. Hala alamet duruyor Ferret'in üzerinde. Diğer taraftan da burada Pfeiffer'in bir kule alma denemesi var ama şimdi Kauri'den ok geldi. PBD oradakiyle kontrol uygulamaya çalışıyor. Kauri'nin canı çok az. Umut geldi arka taraftan. Umut anında katlediyor. Diğer tarafta Oncan'ın başı belada. Oncan'ı da kesiyorlar birebirlik bir değişim. Şimdi Umut zor pozisyonda. Robin ona yardıma geliyor. Buraya ışınlan geldi. Robin buradan PBD. Çıkmak zorunda. PBD'nin çok az canı var. Umut minyonlar mücadele ediyor. Minyonlar Umut'a çok fazla hasar verdi. Şimdi orada PBD'den çok güzel, çok güzel kronometre ama. PBD bakalım hayatta kalabilecek mi? Kapıyı de kullandı orada. Starscream'e iki skor daha demek bu. Starscream'e arka arkaya skorları alacak mı acaba? İlkini aldı. Umut'a vurmadı bir türlü. Ve skor almayı başarıyor. Fyfron'in kötü pozisyonu geri çevirdiler. Yani iki taraf da çok güzel oynadı ama Umut doğru zamanda iksiri bastı. Doğru evet, zaman yeteneklerini evet. Kullandı. Çok iyi sıyrıldı Starscream'in hasarından. Ve şimdi orta koridorda iki kuleye birden vuran bir alamet göreceğiz. Yani Wildcat buradan hemen ekstra bir şeyler çıkardı. Serin hatta bu kuleyi de alacak Ferret'le birlikte. Ve yani Fyfron'in iyi geri çevirdiği pozisyon yine bir şekilde kabusa dönüştü. Kasan taraf bir anda Umut oldu. 3-0-1, iki eşyasını tamamlamış. Asıl soru şu, yetecek mi? Yani o konuda çok haklısın. Yani onu sormakta çok haklısın. Çünkü rakipleri, yani rakiplerine ulaşması zaten zor olacak. Bu rakiplerin önünde, özellikle taşıyıcıların önünde Volibear gibi, Mordekaiser, Braum gibi şampiyonlar var. Taşıyıcıların üzerinde bir de Arındır var. O yüzden Umut'un işi hakikaten zor. Yani şey her zaman mümkün. Ön saflarda duran şampiyonlardan birisini tak diye yakalayıp eritip
savaşa 4'e 5 devam edebilme ihtimali hep mevcut. Ona belki ilerleyebilirler. Oncan'dan çok verim alamadı bu maçta Five Run. Evet, evet. Geçen serinin de ilk maçında yine aynı şekilde olmuştu. Yok yani koridor onun için iyi gidiyordu. Mordekaiser havadan 3 tane skor bulunca maceracının puzzle bandini de çantasına ekleyince Jason yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Ki milyonda da geri düştü. Evet. Yani 25-30 milyonluk bir farkı vardı. Orada da geri düştü artık. Yani 5 skorlu bir star screen. Bir de altın farkına bakalım. Kaç olmuş bu iki oyuncu arasında şu anda? Yani 2500 altına kadar yükselmiş fark. Evet. Çok büyük. Ki normalde Jace'in 1000 altın civarı önde olması beklersiniz bu eşleşmede. Yanlış mı düşünüyorum? Yo, onda haklısın. Abi ya 3 skor gelmese zaten dediğin gibi sonuçlanması lazım durumun. Ve çizmesi de yok. Evet. Oyuncunun. Kavri bir kere daha okunu kullandı. Şimdi Umut'u önde yakaladılar. Arka taraftan güzel bir Leon ultisi PBD'yi yakaladı ama iki tarafta istediği hedefe tutturamadı yetenekleri burada. Bakalım devam edecekler mi? Ejder çıktı. Five Run'u artık almak istiyor bu ejderi çünkü ejderler çok büyük önem taşıyor onlar için. Başlayan taraf Fesp Valkes. Bir çarp savaşı görebiliriz bu noktada. 3000 cana kadar indi ejder. Ferret güzel pozisyon aldı. Ferret savaşı başlatıyor. Şimdi Robin anında eridi orada. Serinler çok güzel bir halay. Oncan eriyor. Umut eriyor. Arka arkaya skorlar. Oncan burada canavliyle kaçtı ama bu rolle için aynısını söylemek mümkün olmayacak. Oncan bir şekilde hayata tutundu ama Five Rolling hayata tutunamadı Scarlett. Ya müthiş bir takım savaşı başlangıcı gördük orada. Ferret dümdüz Robin'in üzerine oynadı. Çünkü Robin'in çarp atmak için ejder'e yaklaşmak zorunda olduğunu biliyordu. Dümdüz üzerine sıçradı onun. Sonrasında Serin o kadar güzel takip etti ki pozisyonu. Yani o kaosta mobil olmayan şampiyonlar dip dibeydi. Çok güzel bir evet. Ulti kullandı Serin. Yani Serin'in burada kronometre veya Zonya'sı olsa onun da düşmediğini evet. Görecektik. Onun da hayatta kaldığını görecektik. Tek kaybı o oldu Fast Play Wildcats'in. Karşılığında çok fazla şey kazandılar. Ejder, bir sürü skor ve alt koridordan bir kule. Ferret'i tebrik etmek lazım. Yani başlangıcı o yapıyor. Çünkü Robin'in bir adım öne çıktığını görüyor burada. Hemen sıçrayla içeri giriyor. Sonra zaten Ferret'e yönelince herkes dip dibe. Serin'den sıçra ulti. Herkese isabet etmiş bu pozisyonda. Yani tertemiz bir takım savaşı diyecek başka bir şey yok. Üçüncü ejderlerinde rahatlıkla alıyorlar. Evet. Bu arada Star Screen'de 6 skora ulaştı. Hı hı. Yani çok kötü bir durum Five Run için Star Screen'in bu kadar erken safhada bu kadar güçlenmiş olması. Çünkü hani normalde ne beklersiniz Mordekaiser'den? Birini ultiyi alıp evet. Kesmesin değil de oyalamasını. Ama şu an ultiyi aldığı kişiyi kesebilecek durumda. Çok rahat içimde. Herkesi şu an ulti tutturduğu evet. Direkt yani Broly'yi yani. De öldürür. En tankı iyi olan Broly'yi de öldürür şu an yani. Evet biraz çaresiz durumda olan Five Ronin'den bir Ezreal ultisi geldi. Baron yapıyorlar mı acaba diye bakmak için. Robin mavi güçlendirmeyi çalmak istiyor. Başaramadı. Hatta serinde evet, kaldı. Evet serinde kaldı. Ama kovalayacaklar şimdi. Brolya'nın ultisi var. Brolya o ultiyi kullanmadı. Var ama yerden bitmeyi mavi güçlendirme için kullanmış. O yüzden çok bir takip gelmedi. Evet. Yani kendi başlattığı pozisyonu pek takip edemedi yetenekleriyle. Yo Brolya'yı kastettim ya. Brolya'nın ultisi ha. Vardı. Yani orada tam Talia ultisi geldiğinde kullansa ultiyi çok ara evet. Bir noktaya sıkışacaklardı ama istemediler savaşı. Şimdi tekrar deneyecekler. Baron'a başladı. Fast Play Valket. Mordekaiser'den şimdi ışınlan geliyor. Kavri çok fazla hasar yedi. Arka tarafta Ferret düşmek üzere. Ferret çarpına atlama düşüyor. Bu Five Run'un maça geri döndüğü an olabilir mi acaba? Star Screen geliyor arkadan. Ecel'in eli kaçtı. Bu arada savaşta olmayan bir isim var. Kavri şu an 3'e 5 savaşıyor. Fast Play Valket ve Oncan'ı ultiye almış durumda. Star Screen Oncan'ı kesti. Üzerine gelen bir bitkinlik. Bir de çok güzel bir yerden bitmem o. Star Screen hala hayatta kalmaya çalışıyordu ki izin vermediler. PBD tanklamaya çalışıyor. Baron bir şekilde durdu. İki tarafta Baron'u yapamadı. Kavri geliyor arkadaşlar. Şimdi yavaşlatma. Serinler çok güzel ulti. Kavri vurabilecek mi? Kavri birinci skoru aldı ama izin vermedi Umut ikinciye. Hayır ikinci de geldi orada. Yani son anda yanarak öldü orada bu rol ya. Ama 4'ü 4 yapan bir Umut var. Yani çok kaotik bir savaş. Herkes herkese vurdu. Kaori Baron'un arkasından dolaşıp geri geldi savaşa. Herkes yani elinden gelenin en iyisini yaptı. Wildcats felaketi belki de önledi son anda yaptıkları hamleyle. Serinden yine güzel bir ulti.
Kaori'yi belki takım savaşının başında Pfeiffer'in düşürebilmiş olsa... Evet, evet. Onlar için herhalde mucizevi bir geri dönüş izleyecektik. Aynen yani öyle. Mucizevi denmez ama iyi bir geri dönüş izleyecektik. Ya, Scarlet ama şöyle bir nokta var. Kaori takım savaşının başında o kadar kötü yakalanmasa evet, evet. Bu sefer de Wildcats çok rahat kazanabilirdi savaşı. Yani aslında işin kilit noktası Kaori oldu burada. Ama şey de var yani... Maç zaten oyun ilerledikçe siz güçleniyorsunuz. Wildcats'ten bahsediyorum. Yani bu noktada Baron'a girmeye gerek yok. Sıçrası olan bir Volibear'ın Baron'un içine kaçmak zorunda kalmasına gerek yok. Starscream çok aceleci davrandı Ecel'in elini kullanmak için evet. Bence. Ya burada zaten zaten o skoru alacak. Yani Jace'in kaçabileceği hiçbir yer yok ama bir yandan da Umut'a burada buraya kadar altını gidiyor. Ekstra altın gidiyor. Ve bir anda kovalamaya başlıyor. Selin 300 canda o kadar güzel bir ulti kullanıyor ki son anda skorları bulmayı başarıyor Wildcats yani, ama Kaori'nin yani, elinde eş değil de vuran bir karakter olsa belki evet. Başka bir senaryo izleyecektik burada. Ya en nihayetinde Baron'a önde olan taraf Wildcats, Baron'a başlayan taraf Wildcats. Ne oldu peki? Farfron'in bir anda takım savaşı kazandı. Maç ortak oldu. Umut'un üzerinde 9 tane skor var. Bakalım nasıl kullanacak o skorları. Ezreal da bu arada gitgide tehlikeli bir hale geliyor. Rolle biraz önde kaldı. Arkadan gelen isabet dalgası yine isabet etmedi. Yani son 3-4 isabet dalgasının hiçbir şey isabet etmediğini gördük. Ejder için yine bir savaş. Bu artık ruh demek. Feste Wildcats adına. Onlar bir kere daha bu Ejder'i istiyorlar. Serinin sıçrası var. Şimdi Starscream içeri girdi. Umut'a aldı ultiye. Ama Umut dövüyor bu noktada Starscream'i. Starscream kronometresi kullanmak zorunda kaldı. Umut zor durumda. Starscream kalkanını da aldı. Şimdi Umut'u kesler. Karşıda Starscream'in skoru geliyor. Ferret'in canı çok az kenarda bekliyor. Serin burada güzel dövdü uzaklardan. Ama ejderi alan taraf burada Pfeiffer'in olacak. PB de şimdi çok önde. Ultisi güzel geldi Broly üzerine gelirken. Arkada Serin yine çok fazla hasar yemiş durumda. Serin ve PB de buradan çıkacaklar. Ferret çoktan geri döndü ve Pfeiffer'in güzel bir hamle. Mordekaiser 1000 altın kazandı o skorla birlikte. Rakibin en güçlü üyesi, kendisi de zaten takımın en güçlüsü. Mordekaiser'i kesen kaç altın kazandı? Çok fazla kazanmadı çünkü bir önceki takım savaşında, Baron'daki ölmüştü. Takım savaşında 500 altınlık bir buraya kadar ödülü gitti birisine, tam hatırlamıyorum. O da Umut'a gitmişti galiba. Yani onu geri aldı Starskin. Sonra Starskin düşüren kaç aldı onu çok çok takip edemedim. Hakikaten müthiş bir düello izledik orada. Chuck Norris, Bruce Lee dövüşü gibi bir şey oldu yani. İkilinin ölüler diyarındaki kapışmasını gördük. Şey filmi vardı çünkü ya, Bruce Lee'nin bir filminde tam böyle kolezyumda müthiş bir dövüş sekansı var Bruce Lee ve Chuck Norris'in. Onu hatırladım yani, ölüler diyarına ikisi girdi, biri çıktı sadece. Ama yani... İki tane çok güçlü şampiyon var takımlarda. Bakalım hangisi daha önde bir çıkacak. Bir daha istiyoruz. 14. seviye Starskin Ecel'in elini tutturuyor ve en güçlüyü götürüyor ölüler diyarına, ölüler alemine. Daha bir de şey var Starskin'in. Zaten Zonya'yı güzel kullanmış. Üzerine bir de beklettiği bu yıkılmaz kalkanı var. O da şeye gitmiş galiba. Husky Rider'a gitmiş. 300 altın. Ama buraya kadar altın değil galiba. Yani o ödüllü bir aynen. Kazanç değil. Pfeiffer'in zaten ejderi almak istiyordu. Ejder ruhunu kaptırmamak istiyordu. Bir şekilde başardılar. Ya acaba şey diye düşünüyorum. Yani Pfeiffer'in kompozisyonun oyun sonundaki gücünü birazcık hafife mi aldık? Çünkü takım savaşları yapılıyor ve fena durmuyor Pfeiffer'in. PBD bu arada önde kaldı, yakalanabilirdi. Hemen Kaori'nin yanına kaçıyor. Robin'den bir ulti geldi bu arada. Ama pek sıkıştırabilecek gibi değiller. Pfeiffer'in ya iki tarafta yeteneklerini atma konusunda biraz aceleci davranıyor. Bir kere daha Baron'a girdiler şimdi. Bir kere daha şanslarını deniyorlar. Ve Starscream aşağıdan bu arada inhibitörü zorluyor. Onu da söyleyelim ve inhibitör kulesini aldı Starscream aşağıdan. Şimdi burada Baron tarafında savaş var. Starscream oradan kuleyi aldı, geri dönecek. Diğer tarafta Baron da durdurmayı başardı Fastpay Wildcats. Yani bu şu an Fastpay Wildcats için büyük bir kazanım. Çok iyi durumdalar. Kesinlikle öyle. 16. seviye, 3 seviye fark aralarında ya şey yapamıyorlar. Amaçları
Hani Baron'a gidelim, Baron'a başlayalım. Starscream ışınlarını kullanmak zorunda kalsın ve alt koridorumuzu rahat bıraksın. Düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyorlar ama... Yani Starscream'i durdurmazsanız bu sefer inhibitörünüzü kaybedeceksiniz. Aynen öyle. Ve 4 kişi Baron'u öyle hızlı eritebilecek bir kompozisyonu yok Fire Run'in. Kırmızı takımın kulesi yerle bir oldu. Golemleri orada bıraktı Serin, vazgeçti. Sanırım eşyasını alacak parayı biriktirdi diye tahmin ettim ama... Evet, harcamış parasını zaten. Ne yoktu üzerinde? Rabadon'u mu bitirdi acaba? Evet, Rabadon bitirdi. Değil Rabadon, Nashor ve... kuvvet kitabı değil, kayıp cilt. Kayıp cilt, aha. Bu arada bir cıvalı kuşak görüyoruz şu anda Husky Rider'dan. Hı hı. Zaten şu ana kadar ultiye alınmamıştı ama o riski sıfıra indirdi. Ya belki de onu Umut alsa iyi olacak. Yani zaten ama bir... Umut ben zaten kesiyorum diye düşünmüş olabilir. Kesemez. Starscream'le ya şeyde de o ejderdeki pozisyonda da kesemiyordu. O birebiri Starscream kazandı. Ve yine mücadele edemez. Evet, Zonya'sı olmasa kazanabilecekti Umut aslında ama Zonya'sı var. Ya hem Zonya'sı var hem de o şeyi de daha aktifleştirmemişti. Yenilmez, pardon, yıkılmaz kalkanını da o 500 civarı bir kalkan sağlıyor Starscream'e, W'nun pasifi. Ya da aktifi artık. Ne demek isterseniz. Starscream bu maça biraz damga vurdu açıkçası. Evet evet, şu anda birebir de herkesi keser. Umut'un mücadele etmesi falan mümkün değil. Yani Oncan artık minyon temizlemek dışında çok fazla katkı veremiyor, bunu da söyleyelim. Ama pozisyonu şu an çok ters Starscream'in. Yine de çıkacak gibi evet, görünüyor çıkacak. Oradan. Aynen. Yani her türlü ulti atıp kendisini iyi bir pozisyona sokabilir. Hı hı. Hani savaşmak yerine daha kaçtığı bir versiyonla çıkışını rahat bir noktaya götürebilir. O da bir Mordekaiser ultisi kullanımı sonuçta. Starscream Oncan'ı yakaladı burada ama... Oncan. Ulti kullandıysa kule altına... Yok, kullanmamış. Yok, kullanmadı. Şimdi Valkes Baron'a başlayacak bir kere daha ve Baron'da görüş almak için gelen bir ulti var Robin'den. Baron'u çok hızlı alıyorlar. Bu Baron'u durdurabileceklerini ben pek zannetmiyorum açıkçası. Robin içeri sıçratmak için bekliyor şimdi ama PBD sokmadı. Baron'u alan taraf şimdi FSB Valkes yakalandı bu rolü orada. Bu rolü çok fazla sayede arada kalan bir Umut var. Umut yalnız çok yüksek bir hasar veriyor orada. Starscream tek başına Broly'yi kesti öteki tarafta. Biraz yalnız kaldı. Oo, şimdi Zonya'yı da kullandı Serin'den ulti. Serin ultisi istediği gibi gitmedi. Arka taraftan Oncan ve Robin'in oyunu. Burada skorları getirdi Five Run'ine. Diğer tarafta da Umut'un düştüğünü görüyoruz. Orada Robin'in yerden bitmesi bir anda işleri tersine çevirdi. Husky Rider vurmaya devam ediyor. Ve iki taraftan da bakıyorum üçer kişi ölmüş durumda. Ya Five Run'in tutunuyor takım savaşlarına. Yani onlar için... İyi başlamıyor savaşlar ama bir şekilde mücadele etmesini iyi biliyorlar. Yine bir ejder var. Yine bir ejder ruhu tehdidi. Ormancı yok. Five Ronin'de ama diğer taraftan da Wildcats'in cevap verebileceği şampiyonlar. Evet. Çok işe yarar şampiyonlar değil 2'ye 2'de. Yani Oncan ve Husky Rider'ın çok daha fazla hasarı ve canı var aynı zamanda. Dolayısıyla bu ejder Five Ronin'e gitti. Starscream... Rakiplerin arasındaydı. Önünde 5 kişi vardı ve ulti atacak birisini seçmesi gerekiyordu. Broly'yi seçti o pozisyonda. Yani farklı birisini ulti kullansa nasıl olurdu cidden merak ediyorum. Husky Rider atamaz. Bence Robin olmalıydı buradaki hedef. Robin de olabilir evet. Tekrardan izleyeceğiz. Burada Wildcats güzel başlıyor. Yani bu barona başlarsın. Hızlı yapıyorsunuz çünkü. Talia ultisi de kesinlikle engellemiyor onları. PBD güzel tutuyor burada. Evet. Ve aşağıdan... bir şey yani bir cisim yaklaşıyor. Starscream geliyor buraya 5 kişinin arasında Broly'e atıyor ultisini. Yani Robin'e de bir iki adım atıp atabilir mi şu ultiyi? Evet. Şu an ben Robin'i dikkatli izlemeni istiyorum Can. Çünkü çok iyi bir hareket yaptı. Yani güzel sıçramış bu bir pozisyonda. Şimdi ikinciye bakalım. Yerden bitme. İki kişiye. Müthiş onu, bir yerden bitme. Onu yakalamamıştım. Evet yani bu yerden hakikaten... bitmeyle bitirdi savaşı. Yani ona kullanabilirdi. Bilmiyorum belki Umut'u tercih edebilirdi. Veya Jace, yani bilmiyorum Broly'a tabii kullandığınız zaman ne oluyor? Leona kitle kontrol uygulayamaz vaziyete geliyor. Ultisini kullanamaz vaziyete geliyor. Yani takım savaşında en azından. Ya kesinlikle Starscream'in Robin'i hedeflemesi lazım bundan sonra. Robin'in hala kendisini ultiden evet. koruyacak bir eşyası yok.
Hala bir civalı kuşağı yok. Starscream. Bir noktada iki tane Fyfron'un oyuncusu var. Vazgeçti o yüzden gitmekten. Yani aşağıya açtı. Uzun zamandır yukarıya açmaya çalışıyor ama evet. Yukarıdaki savunmayı bırakmadı Fyfron'u. Diğer taraftan Fast Play Wildcast'e bir türlü aşağıya ittirmedi. Bu ikisi birleşince o aşağıdan aldıkları avantaj tamamen boşa gitmiş oldu. Ferret pozisyon kovalıyor ama çok da bulabilecek gibi değil. Ya şeyi düşünüyorum hep, böyle erken oyunlarda yapılan bir hata, bir hamle nelere sonuç veriyor? Yani o pozisyondan, o çok kötü başladı, çok kötü oynadı Ejder Savaşı'ndan sonra 3 ejder kaptırıp üzerine 2 ejder de almayı başardı bir şekilde Fyfron'in. Ya erken oyun kompozisyonunda erken oyunu bir de iyi götürebilseler şu anda acaba nasıl bir senaryo olacaktı karşımızda? Çünkü benim beklediğimden çok daha iyi bir orta oyun ve hani şu artık şu ana geç oyun diyebiliriz. Geç oyun geçiriyor Fyfron'in. Yani Fyfron'in açıkçası gerçekten mesela ben bu serinin 3-0 biteceğini düşünüyordum. 3-0 ve 3-1 dışında yani evet, tahminde çok genelde gelmedi, o şekilde. Değil mi? Evet. Ama Fyfron'in bence kesinlikle 3-0 kaybedecekmiş gibi oynamıyor. Yani hiçbir şekilde bu maçı kaybetseler dahi yani ben bu maçı izledikten sonra her maç eşit gidebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani iyi hazırlandıkları da belli oluyor. Wildcats de oyunun erken aşamasında Fyfron'in yapmak istediğine güzel bir yanıt verdi ama oyunu kapatma konusunda yani 3 ejder almışsınız. Mordekaiser 3 tane skor bulmayı başarmış. Oradan itibaren alt koridorda öne geçmişken oyunu kapatma konusunda sıkıntı yaşadılar. Huskrider yakalandı burada ama Ferret ultiyi kaçırdı. Huskrider orada hızlanmıştı. Onu kovalamaya devam ediyorlar. Starscream şimdi Husky'yi buldu. Starscream yakaladı onu. Husky'nin kaçabileceği bir yer yok. Ölüler diyarından çıkış yok Husky. Civalı kuşağını harcamıştı çünkü. Starscream pozisyonu gördü. Hemen ultisini kullandı Husky üzerine. Şimdi aşağıda inhibitor kulesi olmayan koridorda ilerliyorlar. Robin'in ultisi var. Biraz daha engelleme maksatlı kullandı ultisini. Ama Braum bir aralık bıraktı. Evet, çok rahat bir biçimde bu inhibitörü çıkarıyorlar aradan. Aynı zamanda ejderi en uzak, ejder dedim özür diliyorum, Baron'a en uzak inhibitör olduğunu unutmayalım ve Baron'un çıkmasına sadece 50 saniye kaldı. Husky orada eş ultisini mi yoksa Volibear sersemletmesini mi kullandı? Ben Volibear'e kullandı gibi gördüm ama... Ben de öyle gördüm, evet. %100 emin değilim. Çünkü o sırada Reggie'ye bir şey sormakla meşguldüm. Bu arada hemen şunu bahsedelim. Şu an o çalıda iki tane totem görüyorsunuz fakat bir tanesi görsel bir. Bak yani aslında şu anki totem yok orada. Mavi totem yok orada. O ufak bir bug, onu söyleyelim. İzleyici arayüzünde. Sadece evet. Biz görüyoruz. Oyunda herhangi bir etkisi yok. Fyfron'la görüş sağlamıyor. Onu belirtelim. Akıllarda soru işareti kalmasın. Ve evet. Wildcats 15-20 dakikadır istiyor bu ejder Savaş bunu. Savaş başlayacak şimdi. Ejder ve çarpı atan taraf burada Wildcats'ı oldu. Ruhu almayı başardılar. Umut şimdi içeri giriyor. Arada eriyen bir Brolya var arkadaşlar. Starscream öldü. Şimdi sıçrayla serin kaçtı oradan. Umut'tan güzel bir kronometre. PvD önünde çok az canı var. PvD'nin Huskrider'ı kovalamaya devam ediyor. Umut kovalamaya devam ediyor. Huskrider vurmaya başladı. Serini katletti. Arkada Kaori düşecek. Bu arada minyonlar orada kuleleri almaya başladı ama bunun pek bir önemi yok. Çünkü Fyfron'in arka arkaya skorları aldı. Huskrider biraz fazla yavaşladı. Bir kulesini kaybediyor Fyfron'in. Her yerde bir şeyler oluyor şu anda. Baron'u almak zorundalar. Baron'u anında. Alamadıkları takdirde... Baron şu an vadide değil mi? Evet evet, anında evet. Gitmeleri lazım. Baron'u alamadıkları takdirde Wildcats yani 1'e 4 pozisyondan yine avantajlı çıkan taraf olacak. Çünkü kule alamayacak Fyfron'in. Skorları dönüştürebilecekleri tek şey Baron'la Short. Onu almak zorundalar. Bakalım başarabilecekler mi? Ferit yaklaşıyor, sıçrası var. Çok güzel bir noktaya değindin ama içeride görüş yok şu anda. Ferit'e bakıyorum, üzerinde iki tane totem var. Buraya yaklaşıyor. Arkadan Umut ve Oncan onu durdurmak için yaklaşıyorlar diğer taraftan. Şimdi Umut. Oncan zıpladı Ferit'in üzerine. Ferit'i bayağı uzakta tuttular, alabilecekler. Ferit düşecek hatta. Ultisini kullandı Ferit ama Oncan kovalamaya devam ediyor. Ve Oncan saç
platforma tıklamasına rağmen Ferret'i göndermedi. Baron burada Five Ronin'in. Bir an orada eş kuş gönderdi ya bir anda dedim acaba ne alaka ama zaten hasar veren bir şey değil. Five Ronin yani yine burada güzel bir takım savaşı yaptı. Umut arka taraflara ulti kullanıp kronometresinde evet. Çok güzel kullandı. Çok ama iyiydi. Starscreen nasıl düştü onu merak ediyorum. Takım savaşının arka tarafına odaklanmıştım çünkü. Kimi yakalıyor burada? Oncan'ı yakalıyor. Kime kullanmış ultisini? Starscreen ulti kullanmadan ölmüş. Ulti kullanmadan düşmüş. Ya da kullandı birine de yani arayüzde mi yok, tam doğru ben görmüyoruz. Şey kullansa zaten ışıklar yanardı evet, arkada. Evet. Ya burada Starscreen'i kaybedince zaten hiçbir şey kalmıyor Wildcats'in. Ve normalde savaşları başlatan hep Starscreen'di. Evet. Yani hep birini alıp da başlatan. Şimdi sanıyorum ki burada Fastplay Wildcats'in deneyeceği şey maçı tutup Kadim Ejderha'yı almak olacak ama Five Ronin o kadar iyi durumda ki yani Kadim Ejderha gayet %50-50 şu an. Mordekaiser ultisinin bir yandan da 0.5 ya da 0.75 saniyelik bir animasyon süresi var. O süre içerisinde görüşten çıkarsanız yemiyorsunuz ulti ve Mordekaiser'in tekrar kullanması gerekiyor. Birini seçip bir daha atması gerekiyor ultiye. Yani o şekilde bir etkileşim de olmuş olabilir. Olabilir, olabilir. Artık yani kronometreler geldi. 3 kişi de civalı kuşak var. Mordekaiser'in ulti kullanabileceği bir brolle kaldı. Çünkü Robin de onu oyalar. Yani 7 saniye evet. Boyunca herhalde oyalar Robin. Ama yine de Robin'i alması mantıklı olabilir. Mantıklı mantıklı. Yani çünkü vereceği hasar bu noktada önlenmiş olacak. Orada Starscreen umutla birebir. Arkadan da şimdi Oncan geldi. Starscreen çok kötü yakalandı. Bu skor çok şey anlamına gelebilir. Starscreen'in burada düşmesi. Starscreen'in hükmü artık sona bitti erdi. Tamamen. Evet. Sona erdi. Çizmelerini mi sattı? Çizmelerini sattı. Morello aldı. Ferret bu arada Robin'i yakaladı mı orada diye bakıyorum ama tam tersine Ferret yakalanmış olabilir. Ultiyle geri kaçmak zorunda kaldı Ferret. Şu an Fastplay Wildcats ne denese ters tepiyor. Five Ronin yani rüzgarı arkasına aldı. Öne geçtiler. İvmeyi kazandılar ve bırakacakmış gibi durmuyorlar. Şimdi inhibitor kulesine doğru gidiyorlar. Orta koridordan şimdi ilk kuleyi alacaklar. İnhibitor kulesini de alacaklar. Burada artık maçı bitirmek için önlerinde çok az engel var. Bakalım Five Ronin başarabilecek mi? Arkadan gelen güzel bir talih ultisi kuleye Brown, vurmak için güzel bir pozisyon yaratacak şimdi. PB'de girmedi. Arka taraftan Brolya'dan bir ulti geliyor. Şimdi PB'den bir ulti. Ferret araya girdi. Robin'in canı azaldı. Ferret'ten kronometre. Arkada Serin öldü. Brolya'yı düşürüyor burada Kavri ama Kavri çok arada kaldı. Kavri'den bir sıçra. Arada ölen bir Oncan var. Ve sadece Nexus kaldı. Ferret düştü. Burada acaba bitirebilecekler maçı. Umut yoğunlaşıyor. Yetmedi. Umut da düştü. Umut da düştü burada Starscreen. Kavri. Şimdi arkadan Ask Rider'ı alıyor. Maç bitmedi. Maçı tuttular. İki tane kule aldılar ama maçı tuttular. Tamamen Kavri. Tamamen Kavri. O kadar güzel oynadı ki o pozisyonu. Yetenek atışlarına az sıyrıldı. Pozisyon onu çok güzel aldı. Ölümün dansı ve mahvolmuş kralın kılıcının verdiği o can çalma sayesinde de canını fullleyip durdu sürekli. Bir kere daha göreceğiz. Acayip bir savaştı gerçekten. PBD yani kimse yaklaşmayacak mı? Tek mi bıraktılar diye düşünürken yani Talia ultisi zaten bitti pozisyonda. Ama Kaori izliyoruz. Üzerinde bitkinlik var ama hasar vermeye devam ediyor. Önce Broly'yi düşürüyor. Sonrasında güzel bir sıçrayla pozisyonu yenileyip Oncan'ı düşürüyor. Husky Rider'a odaklanıyor. Sersemletememiş Husky Rider ama Umut'un sıçramak zorunda kaldığını görüyoruz. Pozisyonu bozulduğunu görüyoruz. Husky Rider son anda yine gideyim. En azından Kari'yi öldürmeye çalışayım diyor ama. Bu arada inhibitor aldı Fastplay Wildcats. Biz bu pozisyonu izlerken. Pantheon var. Ve Pantheon'un ultisi çok enteresan bir ulti arkadaşlar. Haritada uzun mesafeler boyunca sizi ilerletebiliyor, taşıyabiliyor. Ve açık bir Nexus'un en büyük düşmanlarından bir tanesi Pantheon ultisi. Wildcats Nexus'unun canına bakabilir miyiz acaba? Full. Full mü şu an? Okey. Burada guard. Bodyguard. Geleni bekliyor evet. Burada ultisiyle. Ama yani Starscreen tek başına ne kadar tutabilir? Yani bir savaş daha göreceğiz gibi görünüyor ama o savaş evet. Sırasında sanki Five Ronin bir backdoor yapacak gibi geliyor bana. Talia da var ama.
Talia ultisi de var. Talia ultisi var. Evet. 10 can ve Ezreal'ın ışınlanı var. Evet, evet, evet. Bence burada bir backdoor göreceğiz. Bence bana öyle geliyor. Bence de yapılması lazım ya bu. Ya da Kadim'i alacaklar, dümdüz gidip bitirecekler. Ha, mesela, o da bir ihtimal. O da seçeneklerden bir tanesi. Çünkü Starscream buraya zaten yaklaşamıyor. Şimdi ulti geldi. Robin yok, gidiyor. Yok yok yok, o tünelin sonu çok kötü bir yere çıkıyor. Robin. Peki. Işınlan geldi. Starscream. Burada Robin'i güzel kesmeye zonya çalışıyor ama güzel bir zonya dediğin peki gibi. Starscream'i hayatta kalmaya çalışıyor ama bitirecekler. Oh, çok iyi. Robin burada ışınlanları attı. Robin'in ultisi. Ardından ışınlanlar ve Fire Running zafere ulaşmayı başarıyor. Çok güzel bir taktikle mücadele.